Futbolun hikayelerinden merhaba. Bu haftaki bölümümüzde Steven Gerrard'ın sağ ayağının ve senelerdir Liverpool'a neden bu kadar sadık kaldığının hikayesini izleyeceksiniz. Steven Gerrard'ın hayatındaki iki önemli kırılma anı aslında bu. Bu arada videomuza geçmeden önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, videolarımızdan anında haberdar olabilir ve daha fazla kitleye, daha fazla futbol severe ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdi gelin Steven Gerrard'ın sağ ayağının hikayesini izleyelim. Bazı şutlar vardır, kimi zaman kale direğindeki örümceği alır, kimi zamansa kale arkasında oturanları ziyaret eder. Anfield Road sakinleri 1998-2015 yılları arasında şut tanımını yeniden yazacak bir İngiliz'le tanıştı. Steven Gerrard şutlarındaki isabet oranıyla taraftarları mutlu ederken herkesi asıl tatmin eden, çektiği şutlarda şutunuzda sadece kaleyi geçmeyi değil onu yok etmeyi düşünün demecini birebir uyguluyor olmasıydı. Peki ya Gerrard'ın o sağ ayağı Anfield'a hiç uğramasaydı? Steven Gerrard ve kuzeni John Paul Gihole 1987 yılında evlerine yakın sayılabilecek mesafedeki Winston Juniors isimli mali takımında top koşturmaya başladılar. 7 yaşındaki Steven formayı sırtına geçirip bulduğu her boş alanda kendini göstermeye henüz başlamışken kendini fark ettirdi. Steve Hikeway her zaman yaptığı gibi Winston Juniors maçını izlemek için geldiğinde Steven Gerrard diğerlerinin arasından sıyrılıp ona adını sordurtmayı başardı. Görüşmeler ve anlaşmalar derken Gerrard 9 yaşında kendini Liverpool'a bağlayan sözleşmeyi imzalamıştı. Ancak koluna kaptanlık pozu bandını takana kadar geçen sürede her şey bu kadar kolay olmadı. Steven Gerrard kesilmekten kurtulan sağ ayağıyla efsane oldu. Gerrard her zaman çok çalıştı. Herkesten çok. Futbol için çalışırken hiç yorulmadığından bu onu çok da zorlamıyordu. Ancak bir gün antrenman sonrası evinin bahçesinde top oynarken hiç olmayacak bir şey oldu. Ayağına bahçede öylece duran bir orak saplandı. Kanlar içindeki oğlunu kucaklayıp hastaneye götüren babası doktorların söylediklerini duyduğunda kulaklarına inanamamıştı. Ağır yaralanan sağ ayak bir operasyonla tedavi edilmeye çalışacak, karşılık alınmazsa tüm vücudun sağlığı için kesilmesi gerekecekti. Baba Paul Gerrard bunu duyar duymaz soluğu Liverpool takımının doktorlarının yanında aldı ve başarılı bir operasyonla bu riskin önüne geçilmesini sağladı. Gelecekte efsane kaptana dönüşmeden önce Gerrard'ın aldığı tek darbe bu değildi. ...1989 baharında Liverpool'a Nottingham Forest FA Cup mücadelesi için Hillsborough stadında karşı karşıya gelecekti. Maç düdüğü çalmadan önce büyük bir izdiham yaşandı. Hakem başlama düdüğünü çaldığında bundan habersizdi. Dakikalar 6'yı gösterdiğinde Birleşik Krallık'tan polisler hakemin yanına koşup maçı bitirmesini istedi. Çünkü büyük bir izdiham olmuş, 96 kişi ezilerek can vermişti. Hillsborough faciasını Steven Gerrard için daha da trajik kılansa John Paul Gihole'nin bu izdihamda ölenler arasında olmasıydı. Kuzeni, 9 yaşındaki can yoldaşı artık yoktu. Gerrard bundan sonra kendini Liverpool'a adadı. Bu adanmışlığın altında biraz da koyu taraftarı olduğu Liverpool'un maçını izlemek isterken hayatını kaybeden kuzeni vardı. Onun anısını sonsuza dek yaşatacaktı. Onun kendisiyle nerede olursa olsun gurur duyacağından bir an bile şüphe duymamıştı. Nitekim de 25 sene kırmızı formayı giyerek bunu kanıtladı. Sayısız kupa ve nice zaferler yaşadı. Taraftarı kendisine aşık etti. Bu aşk o kadar görkemliydi ki 2014 yılındaki şampiyonluk öncesi kritik Chelsea maçında takımın gol yemesine sebep olması bile bu aşkı köreltemedi. Steven Gerrard, Liverpool'da devam etmemesi, hatta futbolcu olamaması için çıkan engelleri aşıp Anfield Road'un efsanesi oldu. Taraftarların onun için beslediği maçta söylediği gibi, "Sen gerçek olamayacak kadar iyisin."
Bir futbol hikayesinin daha böylece sonuna geldik. Elbette Steven Gerrard'ın hayat hikayesi bununla sınırlı değil. Daha uzun bir hikaye çalışması çok yakında sizlerle buluşacak, merak etmeyin. Bizlere sosyal medya üzerinden çok mesaj atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok futbolcunun hayat hikayesini merak ediyorsunuz, biliyoruz. Bunların hepsini tek tek not alıyoruz arkadaşlar. Ve bir sıraya koyuyoruz. Daha çok efsanelere önem ve ağırlık veriyoruz. Bunları unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.